Evet. Bir insan neden Yeni Zelanda'da yaşamak ister? Hiç anlatılmayan 27 inanılmaz gerçek. Hadi bakalım. MC Albay bir tane elmas göndermiş. Canım abim sana tüm limonlar feda olsun demiş. Ya kardeşim senin böyle düşünmen bile yeterli benim için. Bir şey göndermek zorunda bile değilsin ya. Çok teşekkür ederim. Desteğin için ve varlığın için. Yeah. Duygusallık şu an. Merhaba, ben Sümeyra Çenet. Yeni Zelanda, Güney Yarımküre'de okyanus yakıtasında insanoğlu tarafından hüküm altına alınmış son kalıcı. Herkes... Şu videoya bakalım ya canlar. Bak 27 inanılmaz gerçeğe bakmak istiyorum Yeni Zelanda ile alakalı. Az çok bilgiye sahibim ama. Merhaba, ben... Vallahi kulaklığım bozuk sanıyorum sen şarkı söyleyince. Kalbimi kırıyorsun ama yani ben söyleyeyim de öyle aklında kalsın. Sümeyra Çenet. Yeni Zelanda, Güney Yarımküre'de okyanus yakıtasında insanoğlu tarafından hüküm altına alınmış son kara parçalarından biri. 268.021 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan bu ülke, kuzey ve güney olarak iki ana kara parçası ve yaklaşık 600 küçük adadan oluşmakta. Etrafında ülke yok lan. Dünyanın bir ucunda bulunan bu ada ülkesi coğrafi konumu itibariyle oldukça yalnız. Burası Antarktika'ya en yakın dördüncü ülke. Ülkenin en yakınında bulunan Avustralya ile arasında ise en az 3 saatlik bir uçak yolculuğu mesafesi bulunuyor. Ülkeye yakın 3 saat de iyi bu arada. Yani fazla. olan diğer yerler ise Fiji, Tonga ve Yeni Yeni Zelanda. Kaledonya. Burası güneşin doğduğu ilk ülke. Yani Yeni Zelandalılar her yeni yılı dünyanın geri kalanından önce selamlıyorlar. İstanbul'dan başkent Wellington'a yol... Yani ben Türkiye'den Yeni Zelanda'ya gitsem 2-3 saat önceden ailemden daha erken mi girmiş olacağım? Hatta saatlerce daha mı erken gireceğim yeni yıla? 10 numara. Hatta özel uçağım olsa sonra tekrardan Türkiye'ye gelirdim. Hatta Türkiye'ye gelmezdim. Yol üzerinde Avusturya'ya uğrardım. Hint Okyanusu'na uğrardım. Hint Okyanusu'nda birkaç ülkeye uğrardım. Oradan aşağıda hatta şeyden giderdim. Kuzeyden giderdim Türkiye'ye. Oradan bir Rusya yapardım. Rusya yaptıktan sonra bir Yunan... Oo lan var ya 6-7 kere yılbaşı kutlardım ha. İşte zengin olsaydım bunları yapabilirdim. Ama zengin değilim. Yolculuk en az 3 aktarmayla yaklaşık 36 saat sürmekte. İki ülke arasındaki zaman farkına bakarsak, Wellington'da hayat Türkiye'den 10 saat ileriden gitmekte. Aslında ülke bir grup bilim insanının iddialarına göre okyanus yakıtasında değil, dünyanın 8. kıtası olduğunu öne sürdükleri Zelandya kıtasında yer alıyor. Dünyanın 8. kıtası mı var ya? Yaptıkları araştırmalara göre bu kıtanın toplam yüz ölçümü 4,9 milyon kilometre kare. Ancak %94'ü 35 milyon yıl önce sular altında kalmış. Su üstünde Vay olan be. en geniş parçası ise Yeni Zelanda olduğu için adına Zelandia adını vermişler. Fakat tüm bu Zelandia. iddiaların gerçek olmadığına dair pek çok karşıt görüş ortaya atıldığı için bölgedeki araştırmalar hala devam etmekte. Depremlerin %90'ının gerçekleştiği Pasifik Ateş Çemberi'nin bir parçası olan ülke aslında oldukça büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ulan demek ki o yüzden her sene Yeni Zelanda ile alakalı sürekli olarak deprem haberi yapılıyor. Veya su altında kaldı deniliyor. İşte Yeni Zelanda su altında kaldı, 100 kişi öldü. Veya yeni bir deprem, deprem oldu, şu oldu, bu oldu deniliyor. Mantıklı. Bilim insanları sık sık depremlerle sarsılan ülkede eğer 9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirse ardından oluşabilecek tsunami dalgalarının ülkeyi tamamen haritadan sileceğini öngörmekte. Aktif Evet. volkanlar, keşfedilmemiş mağaralar, buzul göller, göz kamaştırıcı fiyortlar ve uçsuz bucaksız sahiller. Yeni Zelanda sahip olduğu el değmemiş doğasını keşfedilen son yaşam alanlarından biri olmasına... Yalnız bayağı güzel görünüyor ya. Bizim Tokicilere haber verelim de Yeni Zelanda'yı birkaç ev yapsınlar. Şurayı komple yaksınlar. Mizah mizah mizah. Kardeşim fazla yeşilliğiniz var. Dur şuraya bir iki bina dikelim ya. Valla imara açalım. Bak ucuzdan vereceğiz evleri. borçlu. Bugün ülke çevresel, kültürel ve tarihi alanları korumak amacıyla topraklarının %32,5'ini koruma altına almış durumda. İlginç bir şekilde ülkede 1976 yılına kadar yarasalar ve deniz memelileri hariç hiç memeli hayvan yaşamıyordu. Köpek, kedi dahil ülkede yaşayan bütün memeliler adaya dışarıdan getirildi. Adada pek çok farklı böcek türü bulunsa da bu böceklerin neredeyse hiçbiri zehirli değil ve yine kulağa garip gelebilecek bir şekilde burada hiç yılan yaşamıyor. Burası uçamayan kuş türleri açısından oldukça zengin bir ülke. Öyle ki Uçamayan kuş mu olur ya?
İlk defa duyuyorum. Cahilliğime verin lütfen. Gerçekten cahilliğime verin. Uçamayan kuş mu olur ya? Ülkenin sembolü bile kivi adı verilen bir kuş. Hatta Yeni Zelandalılar kendilerinden kivi adıyla bahsetmekte. Dünyanın uçamayan... Oğlum bizim köydeki tavuklar ve horozlar bile uçuyor. Şaka yapmıyorum, gerçekten uçuyorlar. Tek papağanı olan kakapo papağanları ise sadece burada bulunuyor. Bu papağanlar aynı zamanda kısıtlı bir harekete sahip olduklarından dünyanın en şişman kakapo papağanları olarak da kabul edilmekte. Kea papağanları ise buraya özgü diğer bir kuş türü. Bu papağan... Kardeşim arabayı bırakır mısın? Daha yeni muayeneden çıkardım. Papağanlar arabaların tekerleklerini kemirmeleri ve araba camlarının kenarlarındaki plastikleri sökmeleriyle ünlü. Burada insanlar canlı nüfusunun yalnızca %5'ini oluşturmakta. Öyle ki ülkede bulunan koyun sayısı insan sayısının yaklaşık 5 katı. Ülkenin demografik yapısına bakacak olursak Yeni Zelanda çalışmanın ve yaşamanın en iyi olduğu ülkelerden biri. Dünya sıralamasında 7. Bu yüzden her yıl on binlerce insan buraya göç etmekte. Göçmenler ülkesi olarak kabul edilen ülke çok uluslu bir yapıya sahip. Toplam nüfus yaklaşık 5.2 milyon. Nüfusun %59.1'ini Yeni Zelanda Avrupalıları, %8.8'ini diğer Avrupalılar, %17.5'ini Asyalılar ve Pasifik halkı, geri kalan %14.6'sını ise ülkenin asıl yerleri olan Maoriler oluşturuyor. Maorilerden kısa... Maoriler. Kolumda Maori dövmesi var. Abi ben de sizlerim. Dövmem var kocaman. Kolumun yarısını kaplıyor. Maori. Tamam, Yeni Zelanda'ya gidersen bana beleş bir sürü şey verirler. Dövmemi gösteririm. Oo, yaparım böyle. Hemen hallederiz. Canlar ben bir dolaba bakıp gelebilir miyim hemen ya 10 saniyede? 10 saniyede geliyorum hemen. Vallahi suyum umarım su kalmıştır. Su kalmamış. Tamam dostlar, damacana da biraz kalmış. Damacanayı getirdim. Damacanayı getirdim. Şimdi diyeceksiniz ki gerizekalı ne o? Neden damacanayı komple getirdin? Damacanayı bir sürahiye boşaltman daha mantıklı olmaz mıydı diyeceksiniz. Benim damacananın içindeki o boru, hani böyle basıyorsun su çıkıyor ya damacanadan. O boru küçük olduğu için damacanın en altındaki 2-3 litre kalan suyu sürahiye dökemiyorum. O yüzden direkt damacanayı getirdim. Damacanadan içeceğim. Kafayı dikerim ben. Buradan sıkıntı yok. Kısaca bahsetmek gerekirse bu topluluk vücudu Moka adı verilen ve kutsal olarak kabul edilen dövmelerle kaplı insanlardan oluşmakta. Ülkenin resmi bir dini yok. Nüfusun %37'si Hristiyan, %2.6'sı Hindu, %1.3'ü Müslüman, %1.1... Aa, 1.3 mü Müslüman? Ben daha fazla Müslüman var zannediyordum bu arada Yeni Zelanda'da. %30 falan zannediyordum. Neden o kadar az ya? Dinsiz sayısı %48 mi? Bak bunu da bilmiyordum mesela. Aa, ha Endonezya ile karıştırdım ben Yeni Zelanda'yı. Doğru ya, tamam. Ama Yeni Zelanda'nın da bu kadar az Müslüman olduğunu bilmiyordum. Ve dinsiz sayısının bu kadar fazla olduğunu. Biri Budist, %9. Peki bunu niye açıkladın Neo? Neyi niye açıkladın? Kanka öyle söyleyeyim dedim yani. 9.5'i diğer dinlere mensupken, ha, geri kalan %48.5'i ise hiçbir dine mensup değil. Nüfusun %75'i 2021 Küresel Yaşanabilirlik Endeksine göre dünyanın en yaşanabilir şehri seçilen Auckland'da yaşıyor. Vay anasını satayım. Auckland, Auckland. Beni de alsanıza. Burası dünyanın kişi başına en fazla tekne düşen şehir olmasından dolayı yelkenler şehri olarak bilinmekte. Her 3 kişiden birinin bir teknesi var. Küresel Şaka Barış mı Endeksine ya? Göre ise Yeni Zelanda dünyanın en yaşanabilir 2. ülkesi ve dünyanın en mutlu 9. halkına sahip. Burada ortalama yaşam süresi 82,5 yıl. Bu arada Yeni Zelanda vatandaşları toplamda 186 ülkeye vizesiz giriş sağlayan dünyanın en güçlü 6. pasaportuna sahipler. Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak 3 farklı resmi dili bulunmakta. İngilizce, Maorice ve Yeni Zelanda işaret dili. Ülkenin para birimi Yeni Zelanda doları. Bugünkü kurlara göre bir Yeni Zelanda doları 6.86 Türk lirasına karşılık gelmekte. Şu an 7 lira bu arada. Sen bu videoyu yayınlayana kadar 25 kuruş daha paramızın değeri azalmış.
Ülkedeki tüm banknotlar geri dönüştürülebilir polimerden, yani plastikten üretiliyor. Çok daha hijyenik ve dayanıklı olmasının yanında bu paraların kopyalanması da oldukça zor. Burası en yüksek asgari ücrete sahip olan 3. ülke. Bak, bir diğeri Lüksemburg'muş. Lüksemburg, Avusturya, Yeni Zelanda, Fransa, Almanya. Lüksemburg'da 15 bin dolar, vay be. Seneliktir ya o. Yani seneliktir herhalde, evet. Saatlik asgari ücret 20 Yeni Zelanda doları. Yani yaklaşık olarak aylık 22 bin TL. Fakat ülkede genel olarak maaşlar asgari ücretten daha yüksek. Mesela bir garson... Tabii. Dostlar, bu arada Avrupa'nın hiçbir ülkesinde asgari ücret almıyor insanlar. Yani siz bir işe girdiğinizde aylık belli bir ücret almıyorsunuz. Saatlik çalışma alıyorsunuz sadece. MC Alpay bir tane elmas göndermiş. Canım abim, adamın dibisin demiş. Kankam iyi yürüyorsun ha bana, abim mabim ayağına. Abim abi ayağına bize. Ha? Ayda ortalama 3600 Yeni Zelanda doları kazanıyor. Ortalama maaş ise 5600 dolar. Yani yaklaşık 38.5 bin TL. 2021 verilerine göre Türkiye'de 12.2 olan işsizlik oranı burada yalnızca %4 ve gün geçtikçe de düşmekte. Mesleklerin ortalama maaşlarına bakarsak, mühendisler ayda 8900, avukatlar 6300, öğretmenler 5200 Yeni Zelanda doları kazanıyor. Vay be, iyi para. Nerede? Abi siz Harry Potter'dan mı çıktınız? Harry Potter çekimlerine gidiyorlar sanırım. En ilginç mesleğine sahip olan kişi ise devlet tarafından resmi bir büyücü olarak atanan Ian Brackenbury Channel adındaki bir adam. Ya koskoca Yeni Zelanda, bu kadar gelişmiş bir ülkesin. Yani şu inandığın şeylere bakar mısın ya? Büyücüymüş en ilginç mesleği. Ya şuna bakar mısın ya? Ulan senin ülkenin %50'si dinsiz zaten. Böyle şeylere kafadan inanmıyorlar. Bu nedir ya? Ulan her ülkede illa bir saçmalık olacak arkadaş, böyle illa. Övdüğümüz 3 dakika yaşamasın. Zelanda'nın büyücüsü unvanına sahip olan adamın ehliyetinde bile ismi yerine The Wizard, yani büyücü yazıyor. İn devletten 23 yıl boyunca yıllık 16 bin Yeni Zelanda doları, yani toplamda 368 bin NZD maaş aldı. Fakat 2021 Ekim ayında modernleşen ve gelişen ülkenin görünümüne uymadığı gerekçesiyle devletteki işine son verilmesine karar verildi. 10 numara 5 yıldız. Tabii ki öyle olması gerekiyor. Yani dayıcım, kusura bakma sen de. Seni işinden etmişler. Buna sevinmememiz gerekiyor ama modernleşen bir ülkesiniz. Yeni Zelanda dünyanın en rahat 2. ülkesi. En yüksek asgari ücret alan 3. ülkesi. Ne büyücü ya? Hadi gel bana büyü yap. Hadi. Ben götümün daha büyük olmasını istiyorum. Ne büyü ne? Büyü diye bir şey mi var? Ve ülke bugüne kadar bir büyücüye resmi bir kimlik vererek maaş bağlayan ilk ve tek ülke olarak tarihe geçti. Kesin var ya, bu büyücü amca devlet başkanının amcaoğlu falandır. Amcaoğluna gitmiş demiştir ki devlet başkanına. Amcaoğlu amcaoğlu, bak biz kuzeniz, bana bir iş ver demiştir. Devlet başkanı da sormuştur, senin ne yeteneğin var kuzen demiştir. O da demiş ki bir bok yeteneğim yok ama bana para lazım demiştir. Devlet başkanı da demiştir ki dur lan, ben devlet başkanı değil miyim? Sana bir kadro açıyorum demiştir. Büyücü yapıvermiştir. Allah Allah. 2020. Maç bitti geldim. Kaç bitti kanka maç? Merak etmiyorum ama öyle sorayım dedim. Çünkü yazacaksınız çete. Verilerine göre Yeni Zelanda alım gücünün en yüksek olduğu 11. ülke. Asgari ücretle çalışan bir kişi bir haftalık kazancına hiç dokunmayıp bir köşeye koyarsa son model bir cep telefonu alabilirken, 2 haftalık maaşıyla bir dizüstü bilgisayar, 3 aylık maaşıyla ise ikinci el küçük bir araba alabiliyor. Allah bizi kahretsin, biz hiçbir şey alamıyoruz ya. Altı sıfır mı kazandık? 6-0 ama rakip... Kanka 6-0 kazanmamızın imkanı yok ya. 6-0, bizim milli takımın kimseye 6 gol atabileceğine inanmıyorum. Rakip Adıyaman Spor falan mıydı? Kimdi rakip? Yeni Zelanda konumu itibariyle çoğu ülkeye uzak bir ada ülkesi olduğundan market fiyatları ortalamaya göre oldukça yüksek. Ülkede başlıca geçim kaynakları hayvancılık ve tarım. Fakat abi karşıdaki takım ada ülkesi. Ha, anladım. Rakip Cebeli Tarık. Cebeli Tarık Savaş değil miydi ya, Cebeli Tarık Savaşı? Cebeli Tarık.
İklim tarım için her zaman elverişli değil. Bu yüzden bazı meyve ve sebzeler oldukça pahalı. Mesela kış aylarında sadece bir tane salatalığın fiyatı 6 Yeni Zelanda dolarına kadar çıkarken yaz aylarında... Pahalıymış lan. Her zaman elverişli değil. Bu yüzden bazı meyve ve sebzeler oldukça pahalı. Mesela kış aylarında sadece bir tane salatalığın fiyatı 6 Yeni Zelanda dolarına kadar çıkarken... Gerçi salatalık yemeye gerek yok ya. Vitamin mineral almak istiyorsan bence salatalık yemek çok saçma. Salatalığın vücuda hiçbir faydası yok bu arada. %90'ı su. Böyle sebze mi olur anasını satayım? Yaz aylarında bu fiyat yaklaşık 2 birime kadar düşüyor. Aynı şekilde bir tane kabağın ya da patlıcanın ortalama fiyatı 4-5 dolar arasında. Jalapeno biberinin tanesi ise ortalama 1,5 dolar. Yeni Zelanda bir ada ülkesi olduğu halde balık oldukça pahalı. Bu yüzden insanlar daha çok tavuk ya da diğer et çeşitlerini tercih ediyorlar. 1 kilo tavuk butonu fiyatı 4 ile 6 NZD arasında değişirken 1 kilo somon 40 Yeni Zelanda doları civarında. Ülkede pahalıymış ama ülke, onu söyleyeyim yani. O kadar da ucuz değil. Herhangi bir Avrupa ülkesine göre çok pahalı bence. Yaşayan herkes rahatlıkla et tüketebiliyor. 1 kilo et tüketebiliyor da somon tüketemiyorlar. Somon neden bu kadar pahalı acaba? Neden somona bu kadar kafayı taktım dostlar? Bak et mesela 4, 6, 10 dolara bile et var. Gayet kaliteli etler. Ama somonun 40 dolar olması bence çok saçma. Neden çok saçma? Su sebepten dolayı. Yanı başında hemen Avusturya var. Yani yanı başındaki Avusturya'yı boş ver. Yanı başında dediğimde zaten 3 saat uçak yolculuğuyla gidebiliyorsun oraya. Ama yani dört tarafı denizlerle kaplı bir ülkeden bahsediyoruz yani. Koskocaman devasa bir ada. Hiç mi somon yetişmiyor orada ya? Kırmızı etin fiyatı. Balık tutma şansı. Evet, ben de ona şaşırdım işte. Yani balık tutabilirler aslında. Fiyatı 20 NZD'den başlarken dana etinden çekilmiş 1 kilo kıymanın fiyatı ise yaklaşık 16 NZD. Auckland'ın merkezinde ihtiyaç sahiplerinin dili... Abi somon tatlı su balığı değil mi? Kanka bilmiyorum, hatırlamıyorum ya, öyle miydi? ...dediği gibi kullanabileceği... Yetişmiyor olabilir, evet. ...ve vatandaşların bu insanlara yardım amaçlı herhangi bir yiyecek bırakabileceği community fridge denilen kilitsiz bir buzdolabı bulunuyor. Ama Yeni Zelanda'da ev sahibi olmak gerçekten çok zor. Yapılan araştırmalara göre orta gelirli bir ailenin kendine ait bir eve sahip olması için 16 yıl çalışması gerektiği söyleniyor. Bu yüzden de kirada oturan aile sayısı... Deniz değil, okyanus. Ya kardeşim, ya aynı şeyden bahsediyoruz. Sonuç olarak su. Okyanusta hiçbir balık yetişmiyor yav. Adamı deli etmeyin. Oldukça fazla. Hatta ülkede son yıllarda evsizlik oranı ciddi bir şekilde artarak bir sorun olmaya başladı. Her 100 vatandaştan biri evsiz. Yeni Zelanda... Oha, çok büyük bir oran bu. ...Zelandalı aileler genel olarak müstakil evlerde yaşamayı... Of, en sevdiğim ev tipi işte. Şu evin güzelliğine bak ya. Ulan var ya, şöyle bir evim olmadı ya. ...tercih ediyorlar. Fakat ülkenin engebeli arazisi yüzünden konut yapılabilecek yeterli alan yok. Bu da ev fiyatlarının pahalı olmasının bir diğer nedeni. Müstakil evlerin ortalama fiyatlarına bak... Toki gönderelim size Yeni Zelanda. Hı? Gönderelim ya Toki. Bir Toki'miz var oraya. Toki dikiversin her yere. Hiç merak etmeyin, engebeli arazi falan Toki'ye koymaz. Bir şekilde o evi yapar oraya. Atom bombası atarız, yine yaparız. Dümdüz yaparız orayı. Vallahi bak, gelin Toki'ye verelim orayı. Bakarsak şehir merkezinde bir yatak odalı ev 700 bin Yeni Zelanda dolarından başlarken... Çok pahalı. 2 ya da 3 odalı bir evse 900 bin dolardan başlayıp 3 milyon Yeni Zelanda dolarına kadar çıkıyor. Ülkede kiralarsa haftalık ödenmekte. Çok pahalı. En büyük şehir olan... Haftalık mı? O zaman maaşlar da haftalık alınıyor. Auckland'daki kiralara bakarsak şehir merkezinde bir yatak odalı dairenin haftalık kirası yaklaşık olarak 400-500 dolar arasında değişirken iki yatak odalı bir dairenin kirası ise 650 dolardan başlayıp 1500 Yeni Zelanda dolarına kadar çıkıyor. Bu arada kiraların aksine elektrik, su gibi faturalar günlük, haftalık veya aylık olarak ödenebiliyor. Günlük elektrik faturası mı ödenir be? Ülkede kiralar yüksek olduğundan bekarlar ve öğrenciler hiç tanımadıkları insanlarla paylaşım evlerde kalmayı tercih ediyorlar. Bu paylaşımlı evlerin kirasına faturalar da dahil. Yalnız çok güzel evler ya. Çok gelişmiş ülke olduğu nereden belli? Baksanıza şu evlere. Ve şehir çok merkezinde 4 odalı bir evin tek bir odası 300 Yeni Zelanda dolarına kiralanabiliyor. İnsanların ev satın almaktan çok kirada oturmalarının nedeni sadece pahalı olması değil, aynı zamanda kullanışsız olması.
Binaların inşasında herhangi bir ısı sistemi şartı bulunmadığı için evlerin yaklaşık %95'inde merkezi ısıtma yok. İnsanlar portatif elektrikli ısıtıcılar, şömineler ya da duvara monte edilmiş panel ısıtıcılar kullanıyorlar. Aa, bundan bende de vardı eski evimde. Satın almıştım bir tane. Koçtaş'tan. Ve evlerinde sadece en fazla vakit geçirdikleri odaları ısıtmayı tercih ediyorlar. Evlerin kullanışsız olmasının asıl nedeni ise geçmişten bu yana hızlı ve ucuz yapılmaya odaklanılmış bir şekilde inşa edilmesi. Ayrıca ülkede inşaat mühendisliği alanında büyük bir eksiklik var. Hatta yapılan göç başvurularında en çok aranan meslek grupları hep inşaat alanında. Ülkenin çoğu bölgesinde kışlar yeterince uzun yaşanmadığı için ısı sistemlerinin yanı sıra yalıtım da hep göz ardı edilmiş. Ya hiç yok ya da yetersiz. Genellikle pencereler tek... Olumsuz Yeni Zelanda. Sana eksi puan veriyorum. Camlı. Bu neden... Isınmayalım mı, götümüz mü donsun? Gerçi Yeni Zelanda belki de aşka önem veren bir ülkedir. Sevgilinize sarılın da ısının diyor olabilir. Bir mesaj mı var? Ferhat'ın şirini deldiği gibi... Yani evlerin içi hem soğuk hem de nemli olabiliyor. Yatak ve yastık dahil evin her yerinde küf oluşması yaygın olarak görülen bir sorun. Bu sorun başka bir sorunu da beraberinde getiriyor. Yeni Zelanda dünyada havası en temiz 8. bölge olmasına rağmen ülkede astım oldukça yaygın. 2-14 yaş arasındaki her 7 çocuktan birinde astım hastalığı görülmekte. Bu da çocuk nüfusunun %13'üne denk geliyor. Yetişkinlerde ise bu oran %12. Ülkede sadece vatandaşlar değil, oturum iznine sahip olanlar da sağlık sisteminden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. İşte bak, bir ülke milletinin sağlığına önem veriyorsa o ülke adamdır, o ülke dehşettir, o ülke gelişmiştir. Çünkü sağlık en önemli şey dostlar. Para gelir, para gider. Birini seversiniz, ayrılırsınız. Yeni biriyle sevgili olursunuz. Her şey gelip geçicidir. Aklınıza ne geliyorsa. Ölümü bile kandırabilirsiniz eğer sağlık sisteminiz mükemmelse. Ömrünüz uzar. Ama neticede yaşasın 23 Nisan. 13 yaşından küçük çocukların tüm hastane masrafları, 18 yaşından küçük her bireyin ise diş doktoru masrafları devlet tarafından karşılanmakta. Basit bir dolgunun yapımının 160 Yeni Zelanda dolarından başladığı düşünülürse diş doktoruna gitmek oldukça pahalı. Burası Avustralya ile beraber cilt kanserinin en çok görüldüğü ülke. Bunun nedeni ise ozon tabakasının bu bölgede normalden daha ince olması. Hatta delik olduğu da düşünülmekte. Bu yüzden güneşten gelen zararlı ışınlar engellenemiyor. Burada yaşayan insanlar yaz... O kadar sıcak bir ülke mi ya? ...kış her gün güneş kremi kullanmak zorunda. Çocuklarına da bu alışkanlığı edindirmek için halk için... MC Alpay bir tane daha elmas göndermiş. Abi hava temiz ama astım olan çok nasıl oluyor? Kanka, astım hastalığı tam olarak temiz havayla alakalı olmayabilir ya. Ya tamam, bir diğer sebebi de kirli hava da. Ozon tabakası delikmiş ya, o yüzden. Ferhat ozon tabakasını delmiş. Ozonu deldiği için insanlar astım oluyorlar ve hasta oluyorlar. Ve cilt kanseri oluyorlar. Bu Ferhat'ın şirin için delmediği yer kalmamış sanırım. Dağlardan sonra ozon tabakasını da delmiş. Şimdi şöyle bir tekerleme üretilmiş. Bak, altyazı yanlış bu arada. Altyazıyı kim yaptıysa yanlış. Ben çevireyim size. Demek için halk için de şöyle bir tekerleme üretilmiş. Ferhat Sultan Şirin için hiçbir şeyi umursamayarak dağları delmiştir. Ve gün ortasında gelip Şirin'i delmiştir. Ülkede bir günde 4 mevsim birden yaşanabiliyor. Mesela sabah güneşli bir güne uyanmışken ve hava durumu da gün boyu güneşli gösterirken birden şiddetli yağmurlar yağabiliyor. Ya da Antarktika'dan gelen sert rüzgarlara maruz kalınabiliyor. İnsanlar açık hava düğünlerini bu nedenden dolayı pek tercih etmiyorlar. 10 numara 5 yıldız ülke. Yeni Zelanda'da yaşamak için bir sebep daha. Düğün, açık hava düğünü yok. İnanılmaz. Ben Yeni Zelanda'ya taşınıyorum kardeşim. Hemen bu videodan sonra bakıyorum. Yeni Zelanda vize başvurusu, oturma şartları. Yeter ya. Yıl 2021 ya. Ulan tamam, evleniyorsunuz. En mutlu siz olun. En güzel ilişki sizin olsun da. Vıngır 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 akşama kadar davul zurna çalmayın ya. Ayıptır be. Yeter. Bak yeter. Yaz aylarında arabalarında hem terliklerini hem de yağmur botlarını
aynı anda bulunduruyorlar. Ülke rüzgarlarıyla ünlü. Başkent Wellington dünyanın en çok rüzgar alan şehri. Yılın 233 günü rüzgarlı geçiyor. Yıl içerisinde şehrin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı 63 km/saate kadar çıkarken ortalama hız 43 km/saat. Evet. Yeni Zelanda'da neden Türkçe rapçiler yaşamıyor? Türkçe rapçilerin, Türkiye'de gangster rap yapan rapçilerin en çok korktuğu ülke Yeni Zelanda. Neden? Çünkü rüzgar saatte 63 kilometre hızı buluyormuş. Ulan biriniz bile ayakta duramazsınız orada. Hızı 63 kilometre bölü saat rüzgarlı geçiyor. Yıl içerisinde şehrin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı 63 kilometre bölü saate kadar çıkarken ortalama hız 43 kilometre bölü saat. Sert esen rüzgarlar kimi zaman şehrin sosyal yaşamını dahi engelleyebiliyor. Ülkede bugüne kadar esen en hızlı rüzgar 248 km bölü saat olarak kaydedildi. Dünyanın en güneyindeki başkent olan... Ne alaka? Ne alaka diyenler Türkçe rap'le alakalı çok fazla bir şey bilmiyor sanırım. Türkiye'de gangster rap yapmak için 50 kilonun altında olmanız gerekiyor. Yoksa kabul etmiyorlar sizi. 50 kilonun üzerine çıktı mı boom rap yapabiliyorsunuz. 60-65 kilo arası... daha böyle melankolik rap yapabiliyor. 65-70 kilonun üzerindekiler de istediği tarzda yapabiliyor. Ama gangster rap yapmak için düşük kilolarda olmanız lazım. Wellington en güvenli... Öyle bir kural var yani, bunu ben söylemiyorum. 7. şehirken en temiz şehirler sıralamasında 9. 2025 yılında tek kullanımlık plastik atıkların sıfıra indirilmesi amaçlanmakta. 2019 yılında plastik poşet kullanımının tamamen yasaklandığı ülkede yasağı çiğneyen şirketlere 100 bin Yeni Zelanda doları para cezası kesiliyor. 2025 yılında gerçekleştirilmesi istenen diğer bir hedefse Yeni Zelanda'yı sigarasız bir ülkeye dönüştürmek. Vay güzel, sevdim. Burası kapalı alanda sigara içme yasağını getiren 3. ülke. Binaların girişlerinde dahi sigara içilmiyor. Açık alanda sigara içmek yer yer serbest olsa da bazı sokaklarda yasak. Hükümetin sigaraya karşı olan tutumu fiyatlara da yansıyor. Bugün bir paket sigara 30 ile 45 Yeni Zelanda doları arasında satılıyor. Çüş, çok pahalı bu arada. Yani 30 desek 30 ile 45 arası dedi de biz 30 desek minimum. Yani günde bir paket içen insan ayda 1000 dolara yakın sigaraya para vermesi gerekiyor. Bayağı pahalı, bayağı pahalı. Geçmişte bu fiyatın 100 dolara çıkması teklif edilmişti. Sigara tıpkı ülkemizde olduğu gibi üzerinde caydırıcı fotoğrafların olduğu simsiyah paketlerde ve kasanın arkasında içi gözükmeyen dolaplarda satılıyor. Önümüzdeki yıllarda satışının sadece 18 yaşından büyüklerin girebileceği mekanlarda ve eczanelerde yapılması planlanmakta. Sigara... Eczanede sigara ne alaka ya? Sigarasız bir neslin yetişmesi içinse 2004 yılından sonra doğan herhangi bir kişiye sigara satışının yapılmasının yasa dışı hale getirilmesi düşünülüyor. Eğer plan yürürlüğe konulursa ülkede yasal sigara içme yaşı her yıl bir yaş daha yukarı çıkacak. Ülkede ulaşıma bakarsak... Burası kişi başına en fazla araba düşen 3. ülke. Şehirlerin küçük olması ve araba sayısının fazla... Ama arabalar kötüymüş ya. Daha güzel arabalar bekliyordum şahsen. Bunlar bayağı eski arabalar baktığında. Golf var bir tane burada. 2005 model herhalde, anasını satayım. Önde Ford var. Bayağı kötü arabalar yani. Olması yoğun bir trafiğe neden... Ne bileyim, bu kadar zengin bir ülkede her 3 kişiden birinin teknesi var denilince insanın aklına böyle Audi'ler, Mercedes'ler, BMW'ler falan geliyor da o kadar da güzel arabalar yok. Oluyor. Aslında 15 dakika sürecek bir mesafe bazen 1 ya da 1,5 saat sürebiliyor. Toplu taşıma pek yaygın değil. Ülkenin ilk yeraltı demiryolunun bile 2024 yılında açılması planlanmakta. Gidilecek mesafeler genellikle kısa olduğundan insanlar yürümeyi ya da bisiklet kullanmayı tercih ediyorlar. Şehir merkezlerinin neredeyse her yerinde özel bisiklet... Ya ben de bisiklet sürmeyi seviyorum da dostlar. Bisiklet sürünce sizin de götünüz ağrıyor mu? Göt kemiğiniz... Benim çok ağrıyor ya. Hani ne tarz bisiklet sürersem süreyim, ne tarz bisiklet sürdüğümün bir önemi yok. O oturduğum yerin ne kadar yumuşak olmasının da bir önemi yok. Belli bir süreden sonra insanın götü ağrıyor ya. Ne bileyim. Yolları bulunuyor. Bisiklet kullanıcılarının kask takması ise zorunlu. Yeni Zelanda dünyanın en güvenli 2. ülkesi. Öyle ki ülkede devriye gezen polisler üstlerinde silah taşımıyorlar. Herhangi basit bir olaya müdahale anında silah yerine biber gazı ya da şok cihazı kullanıyorlar. Silahlarını ise özel durumlarda kullanabilmek için arabalarının torpido gözünde bırakıyorlar. Dona benziyor lan. Kilot gibi yapmışlar bunu.
silahı koydukları yeri. Mesela özel durumlarda kullanabilmek için arabalarının torpido gözünden... Baksana Penti reklamı gibi. Bence komik. ...bırakıyorlar. Yakın geçmişe kadar insanlar evlerinin ve arabalarının kapılarını dahi kilitlemiyorlardı. Fakat son yıllarda ülkede artan hırsızlık olayları büyük bir sorun haline geldi. Ve insanlar bu alışkanlıklarını yavaş yavaş bırakmaya başladı. Ülkede kapkaç olayları pek yaşanmasa da şaşılacak bir şekilde son yayınlanan raporlara göre burası ev soygununun ve araba hırsızlığının en fazla yaşandığı ülke. Lan madem bu kadar milli geliri yüksek neden bu kadar fazla oluyor ya araba ve ev soygunu oluyor? Her 21... Zaten ev ucuz, 2 aylık paranızla ev alabiliyorsunuz. Niye araba çalıyorsunuz? Kuzum yapmayın ya. Buraya çöp atılır. Bir dakikada bir ya bir araba çalınıyor ya da bir arabaya kasten zarar veriliyor. Ülkenin en... Bir dakikada bir ya bir araba çalınıyor ya da bir arabaya kasten... Dayı benim arabama şöyle yapmış olsaydın o taşı senin bir tarafına sokardım. Seni komaya sokardım. Seni ikiye bölerdim lan seni. Seni ikiye bölerdim. Gerizekalı. Zarar veriliyor. Ülkenin en büyük ve belki de en geç fark edilen sorunlarından biri ise aile içi şiddet. Burası bir çocuğun en güvenli ve en huzurlu büyüyebileceği 8. ülkeyken 2017 yılında UNICEF tarafından yayınlanan rapora göre aile içi şiddet sonucu çocuk can kayıplarının en çok yaşandığı 7. ülke. Çocuklar sokaklarda ve parklarda güvende olsalar bile maalesef aile içerisinde aynı güven ortamı sağlanamıyor. Yeni Zelanda bugün 15-19 yaş aralığındaki intihar vakalarının en fazla görüldüğü ülke. Vay be. Neden acaba? Çocuk can kayıplarının ise %57'sini öz anne ve babalar gerçekleştirirken %17'sini üvey ebeveynler gerçekleştiriyor. Bu çocukların 3'te 2'sini ise 2 yaşın altındaki bebekler oluşturmakta. Yeni Zelanda... Ay ay. Da Hindistan'dan sonra düşük ya da ölü doğum yapmış kadınlara ücretli izin veren ilk ülke. 2021 yılında hem kadınlara hem de eşlerine yaz izni olarak 3 günlük ücretli izin verilmeye başlandı. Bu arada ülkede 2020 yılına kadar 43 yıl boyunca kürtaj yasaktı. Burası bir kadının çalışması ve yaşaması için en iyi 8. ülkeyken ilginç bir şekilde ülkedeki cinsel saldırı oranları oldukça yüksek. Öyle ki kadınların yaklaşık %15'i hayatları boyunca en az bir kere cinsel saldırıya uğramış. Ülkenin başlıca sorunlarından biri ise madde bağımlılığı. Nüfusun neredeyse %16'sı bağımlı. Ayrıca ülkede tüketilen alkol oranı da oldukça fazla. 18 yaşından büyük her 5 kişiden biri az da olsa alkol kullanırken 5 kişiden biri ise alkolik. Peki Yeni Zelanda... Vay be. Zelandalılar nasıl insanlar? Genel olarak eğlenceye düşkünler. Çok uluslu bir yapıya sahip olduklarından dolayı her gün kutlayacak bir festival bulabiliyorlar. Öyle ki sadece bir ayda 90'dan fazla farklı festival düzenlenebiliyor. Irkçılığın en az olduğu 3. ülke olan Yeni Zelanda'da insanlar birbirlerinin değerlerine oldukça fazla saygı gösteriyorlar. Mesela ülkede 2017 yılında sırf Maoriler kutsal kabul ettiği için bir nehre kimlik kartı çıkarıldı. Ve böylece ülke cansız bir objeye yaşayan kişi statüsü veren ilk ülke oldu. Maorilerin savaş dansı olan Haka dansı da uzun yıllardır ülkenin ulusal maçlarını sergilenmekte. Ülkeye ziyarete gelen özel konuklara Maori kültürünü yansıtmak için geleneksel bir karşılama yapılıyor. Honge adı verilen bu selamlaşma yaşam nefesini paylaş... Abi öpüşüyorsunuz. ...paylaşma anlamına geliyor. Genel olarak Yeni Zelandalılara dönersek, insanlar birbirlerinin özel hayatlarına çok önem veriyorlar. Dışarıda tanımadıkları insanlara karşı bile çok sıcakkanlı olsalar da evlerine geldiklerinde rahatsız edilmek istemiyorlar. Hatta akşam saatlerinde birbirlerini aramıyorlar. Eğer biri tek başına yemek yiyorsa, kahve içiyorsa ya da en basitinden bir bankta oturuyorsa onu rahatsız etmiyorlar. Yani birbirlerinin kişisel alanlarına girmiyorlar. Genel olarak rahat insanlar ve kafalarına pek bir şey takmıyorlar. Bu rahatlıkları giyim tarzlarına da yansıyor. Evde giydikleri kıyafetlerle parka, markete hatta kafeye gitmek onlar için oldukça normal bir durum. Ben de gidiyorum. Gayet normal evde giydiğim kıyafetlerle ben de çok dışarı çıkıyorum. Ve 10 numara rahat bir şey bence. Pijama dünyanın en rahat şeyi ya. Her yere gidebilirsiniz. Öyle ki dışarı çıkarken ayakkabı giymeye bile ihtiyaç duymuyor. O kadar da değil. Ebenin şeyi yani. O kadar da değil. Çıplak ayaklı çıkıyorlar. Ülke genel olarak temiz olduğu için bunda bir sakınca görmüyorlar. Dünyanın diğer yerlerindeki çoğu insanların aksine burada insanlar çalışmak için yaşamıyorlar. Yaşamak için çalışıyorlar. Eğitim hayatlarında bile öğrencilerin akademik başarılarından ziyade topluma nasıl daha faydalı bireyler...
Neo ilk buluşmasına şortla gitmişti. Evet. 5 sene önce Emel ablanızla ilk buluşmamda gerçekten de şortla gitmiştim. olabileceklerine odaklanıyorlar. Bu arada üniversitelere girmek için herhangi bir sınava girmiyorlar. Lise diploma notları yeterli oluyor. Fakat buna rağmen nüfusun sadece yaklaşık %40'ı üniversite mezunu. Yeni Zelandalılar genel olarak spora önem veren bir halk. Günün ilk ışıklarıyla beraber bisikletlerini sürüyorlar, yürüyüşlerini yapıyorlar. Hatta işe ya da okula gitmeden önce spor yapmak için uyanan kişi sayısı da oldukça fazla. Fakat buna rağmen ülkedeki en büyük sorunlardan biri gün geçtikçe artan obezite. Öyle ki burası OECD ülkeleri arasında obezite oranı en yüksek 4. ülke. Çocuk obezite sıralamasına bakarsak ise 2. Tabii böyle kruvasanları yerseniz çikolatalı mikolatalı obez olursunuz. Gelin Türkiye'de obez olun. Bir ısırık versene kruvasandan. Nüfusun %31'i Çörek. aşırı kilolu ya da obezken, çocuklarda bu oran %39. Ya kardeşim şu çocuklara patates kızartması yedirmeyin. Allah sizi kahretsin ya. Her ülkede aynı şey. Her ülkede aynı klişe. Patates. Benim çocuğum patates kızartmasını... Çocuğuma patates kızartması vermezsen çocuğun patates kızartmasını sevmez. Bu kadar basit. Bunu anlamayacak bir şey yok. Adamı deli etmeyin ya. Bir kere patates kızartmasının tadı o kadar da güzel değil bence. Neden güzel değil diyorum? Çünkü hayatınızda hiç fırında patates yediniz mi siz? Ustanız Neo'dan, Şef Neo'dan size hemen bir patates tarifi veriyorum. Bir daha patates kızartması yemeyeceğinize yemin ediyorum size. İhtiyacımız olan malzemeler. Patates. Ama mini patates. Yani tatlı patates. Dur. Bak. Oğlum bu ne lan? Böyle bir şey değil tatlı patates. Böyle bir şey değil. Markette satılanlar böyle değil. Dur. Mini patates. Tatlı patates yazdım. Armadillo şeyi çıktı. Mini patates. Mini patates. Bak. Bir daha patates yemeyeceksiniz kızartma. Kardeşim mini patatesleri alıyorsun. Kabuğuyla dilek yapıyorsun. Kabukları da 10 numara oluyor bunun. Bak. Mini patatesleri aldın. Güzelce yıkadın. Şöyle patatesleri aldın. Bunları yuvarlak yuvarlak doğruyorsun. Nasıl doğruyorsun? Hemen göstereyim. Var mı acaba fotoğraf? Şöyle doğruyorsun. Bak. 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 Nerede oğlum bu fotoğraf? Demin gördüm ya. Ya doğruyorsunuz işte. Lanet olsun. Nasıl doğruyorsan doğra patatesi. Önemli. Hep böyle doğruyorsun. Bak. Patatesleri böyle doğruyorsun. Tamam mı? Doğradın. Tertemiz bir daha yıkadın. Bir kaba alıyorsun. Üzerine çok az zeytinyağı. 1 kilo patatese mesela 2 kaşık zeytinyağı. Bu kadar fazla yağlı kesinlikle istemiyoruz. Üzerine tuzunu serpiyorsun. Sevdiğin baharatları serpiyorsun. İyice karıştırıyorsun. Dediğim gibi 1 kilo patatese ortalama 2 kaşık zeytinyağı. Yeter de artar bile. Ondan sonra fırını açıyorsun. Fırını önceden ısıtıyorsun. 180 derece fırını. Fırın. Daha patates. Çıkar herhalde. Tamam. Fırın tepsisine şöyle diziyorsun patatesi. Bak aynen bu şekilde. Altına yağlı kağıt, üzerine fırın tepsisi atıyorsun fırına. 20 dakika pişiriyorsun. Aha bak aynen böyle oluyor görüntüsü. Harbiden çıktı lan fotoğraf. Köz patates değil de işte buna benzer bir şey oluyor. Size yemin ediyorum bir daha kesinlikle patates kızartması yemeyeceksiniz. Net bir şekilde söylüyorum. Yemeyin ya patates kızartması. Bu nedir ya Toplamda 4. kardeşim? Her 10 çocuktan 4'ü Çocuklara yedirmeyin. Siz yiyorsanız yiyin. Bebeklere yedirmeyin ama. Ondan sonra yanına bir de ranch sos. Allah'ım. Oh my God. Wow wow. Dehşet bir şey aşırı oluyor. kilolu ya da obez. Bunun en büyük nedeni fast food'un diğer yemeklere göre daha ucuz ve erişilebilir olması. Türkiye'de Yerli de öyle. lokantaların saat 5-6 gibi açılması da insanları fast food tüketmeye itmekte. Zaten Yeni Zelanda pek çok kültür içinde barındırdığından dolayı ön plana çıkan bir yemek kültürüne sahip değil. Hatta ülkenin kendine ait geleneksel bir mutfağı da yok. Kahvaltılar hafta içleri genellikle basit şeylerle geçiştirilirken hafta sonları Basit şeyler mi? Ulan kızarmış ekmeğin üzerine avokado koymuş. Bu basit mi? Ekmek de kaliteli ha. Hafta içleri genellikle basit şeylerle geçiştirilirken, Ne kadar hafta basit sonları ise ya. geleneksel bir İngiliz kahvaltı Aa. tabağı hazırlıyor. Harbiden tabak güzelmiş ha.
Öğle yemeğini bir öğün olarak kabul etmedikleri için her şeyin yenilebileceğini ve herhangi bir şeyin pişirilmesine gerek olmadığını düşünüyorlar. Öyle ki okullarda öğle yemeği servisi bile bulunmuyor. Genellikle aperitiflerle geçiştirilen bu öğünden sonra tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar oldukça fazla tüketiliyor. Onlar için ana öğün akşam yemekleri. Fakat geniş ve kalabalık sofralar kurulmuyor. Hatta çoğu zaman televizyon karşısında kahve sehpasında bile yeniliyor. Sıcak yaz günlerinde ise evlerinin arka bahçelerinde toplanıp Berkay Varilci, Berkay abi bir tane elmas göndermiş. Basit olan tek şey rakı, zeytinyağı ve şivebs. 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 Rakı ile şivebs gitmez mi abi? Şivebs. Doğru okudum değil mi? Şivebs. Şivebs derken şivebs'ten bahsettin, o portakallı meyve suyundan. Rakı yapmayı seviyorlar. Akşam yemeklerinde yaygın olarak Alkole karşıyım dostlar. Alkol içmeyi verin. Benim içip içmemem sizi ilgilendirmiyor. ...edilen ve ülkenin geleneksel olarak kabul edilen yemeklerinden biri aslında İngilizlere ait olan fish and chips. Berkay Varilci bir tane elmas göndermiş. Cibeps zeytinyağlı olan bir meze. Aa, ben hiç bilmiyorum, hiç duymadım ya cibepsi. Hiç duymadım gerçekten. Benim en sevdiğim meze atom. Ben acıcı bir insanım. Atoma bayılırım. Atom mükemmel amık. Dehşet bir şey. Atom ve şakşukayı çok severim. Atom, şakşuka. Bir de börülceli bir ezme var. Onu da çok severim. Meze. Yani kızartılmış balık ve patates cipsi. Ülkenin belki de tek geleneksel yemeği, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilere ait et ve sebzeyle yapılan hangi adındaki bir yemek? Bu yemeğin en önemli özelliği ise yerin altında pişirilmesi. Yemek ateşle değil, ateşte ısıtılmış taşlarla pişiriliyor. Isıtılan taşlar kazılan çukurun en altına bir zemin olacak şekilde yerleştiriliyor. Et evet. Ve sebzeler demirden yapılan özel kafeslerin içinde ıslak bir örtüyle kaplanıp toprağa gömülerek en az 5-6 saat boyunca pişmeye bırakılıyor. Bu CZN Burak. CZN Burak da aynısını yapıyor. Adam Instagram'a video çıkarmak için gidiyor bir yerleri kazıyor sürekli kebap yapacağım diye. Hazırlanması ve pişmesi neredeyse bir günü bulan bu yemek... Bir günü. Ama tadı ne güzeldir bunun ha dostlar. Oo. Ha, ot, cibe. Ben bir bakayım şuna ya. Neymiş bu? Abi erotik bir şey çıkmaz değil mi? Hiç daha önce duymadım. Cibes otu. Ya abi cibes otu ne? Gözünü seveyim. Bana marulun bir değişiği de. Bu bildiğim marul ya. Değişik değişik isim koymuşlar. Marul işte bu. Ha, cibes. Cibes salata. Marul bu. Ot, brokoli, turp gibi bir şey. Anladım. Ben bunu hiç yemedim. Yemişimdir de yani adının cibes olduğunu bilmiyordum yani. Bu mini marul bu. Ya, marula benziyor en azından. Şu ejderha yapraklı marul. Yani. Hiç yemedim bunu. Ama bir gün yemek isterim. Senle yeriz ya bugün. Hiç yemedim. Güzel bir şeye de benziyor. Bağırsakları çalıştıran bir şey gibi. Marul değil ama ya. Cibeps Ege bölgesini. Ben de Ege'de oturuyorum. Kuşadası'nda da. Yani hiç daha önce görmedim, hani öyle söyleyeyim gerçekten. Ya görmedim derken görmüşümdür de cibeps olduğunu bilmiyorumdur. Ya ilk defa duydum cibepsi ya. Aa, çok ilginç. Genellikle geleneksel toplantılarda ve şenliklerde yapılıyor. Buraya özgü tatlı ise pavlova. İngiliz Pavlova. Mutfağına ait. Pavlova Escobar. Geleneksel toplantılarda ve şenliklerde yapılıyor. Buraya özgü tatlı ise pavlova. İngiliz mutfağına ait. Pavlova ise. Sana özel yaparım ama yanında milli içecek ile. Tabii ki abi. O olmazsa olmaz zaten ya. Ayarlarız onu. Neden olmasın? Acı şalgamlar da benden. Ve trifle de sıkça tercih ediliyor. Yeni Zelanda dünyanın bir ucunda olmasına rağmen göz alıcı güzelliğiyle her yıl ülke nüfusunun 1/4 kadar turisti topraklarını çekiyor. 5.2 milyon nüfusa sahip olan ülke 2019 yılında yaklaşık 4 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Ülkede o kadar fazla gezilip görülecek yer var ki turizmin %60'ı ülkenin... Marul Gölü. Marula benzemiyor mu dostlar? Sanki bizi kandırıyorlar burası gölet diye. Lan marul lan bu.
Kaysberg lan bu. Var ki turizmin yüzde... Marul'un fotoğrafını çekmişler böyle yukarıdan. Bize deniz diye, güzellik diye, doğal güzellik diye yutturuyorlar lan. Si. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Seviliyorsun en kısa zamanda bekliyorum. Çok teşekkürler abi, desteğin için de. Vallahi gerek yok, mahcup ediyorsun ya. Olur tabii ki ya, en kısa zamanda görüşelim. %60'ı ülkenin kendi vatandaşları... Zaten artık işim gücüm de yok. Öyle kış da geldi. Hava da sıcak değil. Ben sıcaktan nefret ediyorum dostlar. Daha önce söylemiştim. Yazın olabildiğince dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Genelde kış aylarında dışarı çıkıyorum. ...tarafından sağlanıyor. Yeni Zelanda'nın dünyada tanınmasındaki en büyük etkenlerden biri, bugüne kadar en iyi film serisi olarak kabul edilen ve en çok Oscar kazanan Yüzüklerin Efendisi'nin burada çekilmesi. Ana, bunu bilmiyordum lan. Filmi izleyen milyonlarca insan filmde gördükleri doğal güzelliklerin görsel efekt olmadığını öğrenince ülke bir anda popüler oldu. Öyle ki filmde sadece 6 saniye gösterilen devasa meşe ağacı doğal bütünlüğün bozulmaması için insan eliyle yapıldı. Ağacın gövdesi parça parça buraya getirilerek birleştirildi ve yaklaşık 300 bin yaprak ağacın dallarına teker teker yapıştırıldı. Harry Potter Challenge. Filmin çekildiği yüzü aşkın setten biri olan Hobbiton film seti bugün bir turistik yer haline getirilmiş. Turistlerin dikkatini çeken bir başka yerse siyah kum plajları. Hatta bazı plajlara... Bu film güzel mi? Kanka Yüzüklerin Efendisi mükemmel bir seri bu arada. Dünyanın en iyi filmlerinden bir tanesi. Hatta en iyisi diye kabul eden de bir sürü insan vardır. Yüzüklerin Efendisi serisini kesin izle. Yüksek oranda... Çok uzun ama. Hani boş bir zamanında izle. Ortalama film 3 saat 3,5 saat. Titanyum ve demir karışımı içerdiği için manyetik plaj denmekte. Bu plajlar ülkedeki aktif volkanların faaliyetleri sonucu lavların denizle etkileşimiyle oluşmakta. Dünyanın en uzun isimli yeri de burada bulunuyor. Tam 85 harften oluşan bu tepeye kısaca Taumata Tepesi denmekte. Ve Maori dilinde büyük dizleri olan, dağcı, seyahat eden, sevgilisine burnundan flüt çalan, karaları aşan adam anlamına gelmekte. Son olarak dünyanın diğer bir ucunda bulunan bu ülkenin nasıl keşfedildiğine bakalım. Öncelikle ben keşfettim. Bölgenin asıl sahipleri Maoriler. Tabi Maoriler. Bu arada dünyanın birçok bölgesinin asıl sahibi Maoriler ve Kızılderililer. Amerika kıtasının da gerçek sahibi mesela Maoriler ve onların ataları. Kızılderililer, Aborjinler vesaire. Buranın 1200 yıl önceki ismi Maori dilinde uzun beyaz bulutların ülkesi anlamına gelen Aotearoa'ydı. Aotearoa. Topraklara ilk Hollandalılar adım atsa da adanın kaşifi İngilizler olarak kabul ediliyor. Bunun en büyük nedeni buranın bir ada olduğunu... Abi mikrofonu mu değiştirdin? Tabii ki mikrofonu değiştirdim kardeşim. Artık sesimi çok daha kaliteli duyuyorsunuz. Merhaba dostlarım, ben Neo. İnsanlıktan Utanmama Challenge bölüm 85 ile hepinize iyi seyirler. Mikrofonu değiştirdim ya. Yeni mikrofonumla bugün yayın yapıyorum. İlk yayınım yeni mikrofonumla. Dün gece birlikte uyuduk mikrofonumla. Sarılarak uyuduk. Dedik ki ya sarılalım ya salak. Böyle yaptık. Kanıtlayan ilk haritayı onların çıkartması. Ada keşfedildikten sonra pek çok milletten göç almaya başladı. Fakat Birleşik Krallık adaya yerleşen diğer Avrupalıların burada kolonileşmesini istemedi. Bu yüzden 1840 yılında Waitangi Anlaşması'nı öne sürerek adadaki hakimiyetini garanti altına aldı. 1947 yılında tam bağımsızlığını kazanan ülke hala İngiltere'ye bağlı durumda. Sembolik de olsa ülkenin devlet başkanı Kraliçe 2. Elizabeth ve ülke İngiliz sistemi parlamenter demokrasi ve Elizabeth Challenge. Meşruti monarşiyle yönetiliyor. Bu nedenle de yazılı bir anayasası yok. Bugün ülkenin başbakanı ise 38 yaşında göreve getirilen Jacinda Ardern. Burası 2021 cinsiyet eşitsizliği endeksine göre kadın erkek eşitsizliğinin en az görüldüğü 4. ülke. Zaten 1893 yılında kadınlara genel oy hakkı tanıyan ilk ülke de Yeni Zelanda olmuştu. Ülkenin bayrağına bakarsak sol tarafında bulunan Birleşik Krallık bayrağı Yeni Zelanda'nın hala Büyük Britanya'ya olan bağlılığının bir diğer göstergesi. Aa evet. Bugün Türk vatandaşlarından vize isteyen Yeni Zelanda 90 günden uzun sürecek ziyaretlerde evrakların Londra'daki elçiliğe gönderilmesini talep ediyor. Yeni Zelanda son yıllarda bir göçmen ülkesine döndüğü için uzun süreli vize almanın kolay olduğu bir ülke değil. 6 ay ve daha uzun süreliğine alınan vizelerde ülkeye yerleşme ihtimali de göz önüne alınıyor. Mesela ülkede obezite büyük bir sorun olduğu için vücut kitle endeksi yüksek olan kişilerin başvuruları direkt olarak reddedilebiliyor. Hatta hali hazırda ülkede yaşayan obezite sınırına yakın olan göçmenlerden kilo vermemeleri durumunda ülkeyi terk etmeleri isteniyor. Vay anasını ya, ne kadar ilginç değil mi? Videonun sonu.
Kardeşim paramız var ki yiyoruz. Ben kilolu bir insan değilim ama demek ki o insanların parası var ki yiyor. Size ne ya? Ekonomiye katkı sağlıyor işte. Geldik. Ben bu ülke hakkında her yeni bir şey öğrendiğimde çok şaşırdım. Nedeniyse sizin de fark edebileceğiniz gibi Yeni Zelanda'nın zıtlıklar ülkesi olması bir yanı bir o kadar safken bir yanı ise ilginç bir şekilde büyük sorunlarla dolu. Belki de bunun nedeni uzun yıllar boyunca dünyanın geri kalanından izole bir şekilde yaşayıp son yıllarda bir göçmen ülkesine dönmesi, dünyanın en yaşanabilir şehrine sahipler, hatta dünyanın... Emoji Challenge! Kermes kanalına bak abi, bakalım kankam. Sen yeter ki iste. Çok güzel videoydu bu arada, çok beğendim ya. Kermes kanalına...